Öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. Neredeyiz? Fransa'dayız. Ama Fransa'da gördüğünüz gibi Eiffel Kulesi'ndeyiz. Vakti zamanında Gustav Eiffel ben öyle bir şey yapacağım demiş ki bütün dünya onu görmek için gelecek demiş. İşte biz de onlardan biriyiz. Ama yine de buradan Afrin'de mücadele eden o yiğitlere selamlar göndermek istiyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hadi bakalım. Hayırlı cumalar. Evet, şimdi neredeyiz? Burası Türkiye değil. Burası İzmir değil, Ankara değil. Burası Fransa. Fransa'da neredeyiz şu anda? Şu anda Lyon-Venisieux bölgesindeyiz. Arkamızda görünen cami, minareler var. Evet. İnanamıyorum. Ben Almanya'da böyle minare göremiyordum. Artık Fransa'da var galiba, değil mi? Var, var. Ve içerisi çok güzel, mükemmel bir cami. Birazdan burada içeri gireceğiz. Tabii, muhakkak ki. Burasının ismi Eyüp Sultan Camisi. Lyon. Lyon. Milli Görüş Camisi. Milli Görüş Camisi. Milli Görüş Camisi. Ama içerisi muazzam bir şey. Türkiye'nin camisini hiç aratmıyor. Çok güzel. Evet. Kısmet tabii ki de, kısmet nasip olursa, siz de artık genellikle Fransa'da olacağınız için sık sık seminerler vermeye de başlayacağız burada. O zaman biz şöyle yapacağız. Sevgili seyirciler, çok fazla uzatmayalım. Çok heyecanlıyım. Hava da kararıyor. Ne diyorum? Her 15 günde bir, bilemedin 20 günde bir Fransa'ya geldiğimde seminer ya da ziyaret, hiç fark etmez. Buradayız. Neredeyiz, ismi Osmanlı? Eyüp Sultan Camisi. Evet, tuzağa düşüreceğiz. Neden Osmanlı dedik? Çünkü Nant'a gideceğiz. Nant'ta da Osmanlı Camii'ye gideceğiz. Cumartesi günü de Nant'tayız. Nant'tayız. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Biz bir gidelim Nihat abiyle. Evet. Şöyle bir içeriye bakalım. Bizi görmek istiyorsanız her 15 günde bir siz de bizimle beraber Lyon'da Eyüp Sultan Camii'de, milli görüşümüze bağlı Eyüp Sultan Camii'de görüşelim diyoruz. O zaman bir el sallayalım. Evet, şimdi neredeyiz? Geldik, Türk camimiz Fransa'dayız, Lyon'dayız, Eyüp Sultan Camii'deyiz ve siz Kanal 7 Avrupa'da ekranlarında beni izliyorsunuz. Söyledim, geleceğim dedim, Avrupa'ya geleceğim ve Fransa'dan başlayacağız dedik. Geldik ve camimizin hemen altında lokanta var. Evet abi. Merhaba önce. Selamünaleyküm. Türkiye'den selamlar getirdim. Selam abi. Beyefendiyi de çekelim. Nerelisiniz? Konyalıyım abi. Konyalı mısın? Evet. Gidiyor musun Türkiye'ye arada? Devamlı. Sen? Her yıl 2 ay gidiyoruz Türkiye'ye. Öyle mi? Ya mis gibi kokuyor yemekleri. Allah razı olsun. Efendim. Ne vereceğim bize orada, etli metli abi, şöyle bir çekelim. Var. Neler var? Az gel, yanaş yanaş olsun. Köftemiz var. Bir kaldır görelim bakalım neler var. Abi. Allah Allah. Köftemiz var. Var. Sen ne tavsiye ediyorsun bana? Abi köfte verebilirim. Tamam, ben biraz köfte alacağım. Tamam. Pilavımız var mı? Var efendim. O zaman köftemi ayrı koyalım, pilavı tamam. Ayrı koy. Cacık var mı? Cacık yok mu? Yok, evet. Tamam, biraz da salatalık tamam. Yaparsın. Tamam. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben size söylemiştim. Kanal 7 Avrupa ekranlarında bekleyin. Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta Avrupa'da olan bütün camilerimizi gezeceğiz ve neyi konuşacağız? Otomatik bilgi paylaşımını konuşacağız. Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'deki özel bilgileri verilecek mi, verilmeyecek mi? Mini job'u konuşacağız. Yani Türkiye'de emekli olduktan sonra Avrupa'da kısa süreli çalışma hakkı 2018'de var mı? Bunların hepsini konuşacağız. Ama ben önce bir karnımı doyurayım isterseniz. Buyurun efendim. Evet, şimdi neredeyiz? Tabii ki Fransa'dayız. Fransa'da Didip ve Macon camisi var. Macon'da Didip ve Mustafa hocamız da burada. Mustafa başkanımız. Nasılsın Mustafa başkanım? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Vallahi Macon Kanal 7 burası ve yine Villefranche'ın olduğu Lyon o bölgelerde. Nihat Kampalta'yla gittik buraya. Evet. Çok değerli bir insan Mustafa hoca. Çok iyi karşıladı bizi. Arkada kuşları görüyor musun? Evet, evet. Hava güzeldi sanırım. Bakarsak biraz Mustafa abinin sesini veremiyorum. Amin. Hocam bir camimize bir gidelim bakalım, bir görelim. Kimse kalabalık şimdi değil. Şimdi böyle bakma. Büyük bir alanı var oranın. Ebru. Ve tabii ki şey var. İçeriye daha geniş. Çay ocağı var. Ha şey, tam teşkilatı tabii canım, var. Tabii tabii. Aynı sıcak bir ortam. Kahve demek istemiyorum abi. Evet. Kahve demek istemiyorum. Çok rahat ediyorsunuz orada. Sigara yok. Türk yoğunluğu çok fazla. Tabii canım, tabii çok yoğunluk. Ve bakın habersiz giriyoruz. Bunlar da çok değerli hocalar. Onların hocaları. Çok değerli. Bayram abi. Bayram hocam. Bayramımızı nerede çıkarıyoruz? Burada mı? Tamam. Bu arada söylemek istiyoruz değil mi? Seminerler için Seda Nur. Altta Gülşen Hanım'ın
Avrupa'da vereceğimiz seminerlerle ilgili hangi camiler Erhan Nacar gelsin diyorsa, bakın aşağıda Düşen Şahin'in numarası var. O numaradan ulaşabilirsiniz. Bak Ebru, buradan giriyoruz. Evet. Şimdi ama şu halı var ya, şu kırmızı halıdan sonra Allah'ın evi orası. Ve insanın şeyi değişiyor ya. Havası değişiyor. Bak, bak girdik, bismillah bak. Bakar mısın? Çok da güzel, çok da güzel. Evet, şimdi neredeyiz? Aa, orayı vermediniz mi? Kestiniz mi? Fransa'dayız. Ya, ah Ferhat abi. Sevgili yönetmenim. Ama yine bak, habersizce geldim. Burası da aynı yer. Yine Macron. Abimizi birazdan izleyeceksiniz ama burası Macron yine. Mustafa Başkanım Afrin'deki söz verdik. Buyurun Mustafa Başkanım. Kermesleri var. Seda Hanım notunu alalım. Macron'a gideceğiz. Macron'da kermesler var. Oraya uğrayacağız. El sallayalım arkadaşlar. Bak bak bak, güzelliği var. Türk ordusu mu müzaffer etsin Allah. Amin. 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 Çalıyor tabii. Amin. Evet, şimdi neredeyiz? Sessiz konuştuğuma bakmayın çünkü bu cami de Mavi Cami. Milli Görüş'ün büyük bir cami mi? Tabii. Bilfranş'ta yine büyük bir cami ama cami hakikaten masmavi ya. Bak şimdi göreceksin, dıştan da göreceksin. Cami gerçekten masmavi. Mescidi var. Gelin bir girelim. Bakalım neler var. Nasılmış bir buradaki Avrupa'daki camileri bir görelim. Buyurun, size önden alayım. Lütfen. Ve seminerlerimiz devam ediyor Ebru. Biliyorsun evet. Berlin'e gideceğiz. Almanya'da sıra. Bu akşam açılış Berlin'deyiz. Açılış Fransa'da da oldu, devam edeceğiz evet. Artık. Evet. Ebru bak, camimizin içine bak. Bak şöyle bir yavaş. Bakar mısın? Pırıl pırıl. Mis gibi kokuyor içerisi. Sevgili seyirciler, görüyorsunuz. Bayanların da yeri üst katta Ebru. Bak şimdi göstereceğim. Sevda Nur hemen üst katta. Bayanların da namazı. Zaten sen bilirsin Sevda Nur da. Evet. Hani genel anlamda Avrupa'ya gittiğin için söylüyorum. İlerleyelim biraz. Ebru'yla da inşallah Avrupa'ya gittiğinde onu da görecek, gelecek. Ahmet Türkiye'den farklı değil aslında Ebru Hanım. Cumaları burası Türkiye'ye nasıl? Camilerin aynısı evet. Üst kat evet. Bak hemen gösteriyor. Biz sevgili seyirciler, bizim amacımız bak, seminer vermek bilmem ne değil. Bizim amacımız camilerimizi gelelim görelim. Bakın evet, ne kadar temiz, ne kadar hijyenik. Ya burada düzenli yıkanıyor herhalde, temizleniyor. Evet, seminerlerimize başladık. Fransa'daydık, çat kapı çaldık ama Berlin'e, Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da seminerlerimiz var. Bununla ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıda Gülşen Şahin iletişim numarası. Ve hangi camiye, nereye? Sadece cami değil, Cem Evi de beni çağırabilir. Süleymancılar da çağırabilir. Evet, yani milli görüş fark etmiyor. Bakın Ebru Hanım. Bakar mısın? Evet bak, ne kadar büyük. Mescidi bölümünü gördünüz. Bak, vatandaşlarımızın. Bir de şey, Fatih Sultan Mehmet'in isimleri var sınıfta. Çocuklar evet, ders görüyor Fatih orada. Fatih Sultan Mehmet Kanuni. Bak, buraya geleceksiniz, bak, milli görüşe ait bu camiye uğrayacaksınız. Ahmet abi burada bunlar ne diyor? Yağmur da Sultan yağıyordu. Yazıyor, Allah razı yazıyor olsun bu abimizden. Orada marketçi Ebru tam da mandalinleri, domatesleri indirirken yakaladı. Bıraktı işi gücü bizimle ilgilendi. Çok Allah razı olsun. İnşallah bizleri nasıl olur sizin sayenizde diyoruz. 250'ye yakın öğrencimiz mi? Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Yani vatandaşlar buraya gelmek istediklerinde adres söyleyebilir misiniz? Hangi bölgedeyiz? Villefranche'da. Milli Görüş'e bağlı. Evet. Villefranche ilçesi. Evet. Adresi işte belli, 466 Şalse. Evet. Ve onların da kermesleri olacak. Söz verdim, o camide de olacak. Evet. Ve bakalım şimdi. Bir de ben projektör gidiyorum, hazırladım. Yani el kitaplarımız var, bilmem evet, neler var. Onlar nerede bilmiyorum, getirmedik. Şey dedi değil mi, yukarıda kaldı. Tabii CD'miz de kaldı orada. Tebrik edeceğiz. Aferin canlarım benim. Bir kitap yaptık size özel. Sevgili vatandaşlar, Berlin'de bunu dağıtacağım. Lütfen gelin, o kitapları ücretsiz alın. Aynı zamanda sevgili seyirciler, CD'ler hazırladım sizin için özel. Değil mi? A'dan Z'ye emeklilikle ilgili. Kitapçığımız, CD'lerimiz, broşürlerimiz, tanıtım, sizinle alakalı tüm seminer bilgilerimiz hepsi geçerli. Evet. Bu beyefendi de çok değerli, Allah razı olsun. Övüyoruz, övüyoruz. Övgümüzde, hamdimizde samimi. Burası da Villefranche'da Didip Cami. Didip Cami. Didip Cami burası. Bakın hoca konuşuyor, Allah razı olsun. Ve bu daha ilk anlar. Yani toplanıyor cemaat. Orası yaklaşık bir bine yakın insan var. 1500'e yakın. Aynen dağıldınız. Tabii tabii, habersiz, habersiz. Bu beyefendi de çok değerli. Halen Villefranche'dayız. Bir türlü çıkamadık. Çok soğuktu. Tabii evet, ki Nihat abi sağ olsun dedi ki gel dedi. Bizim orada bir Didip Camimiz var. Oraya da uğrayalım. Çünkü orada çok yoğunlukta. Hemen arka tarafta görüyorsunuz.
beyefendi çekirdekten yetişmiş. Oğluyla beraber camcılık yapıyor. Araba camı değiştiriyor. Ve aynı zamanda özel bir sistem yapmış Emrah'ın. Böyle kaporta olan var ya, oraya yanlardan böyle kablolarla takıp kaporta tam düzelmedi diye bilgisayar uyarıyor. Buraya biraz daha çekilmiş. Öyle bir sistem var. Hem kaporta işleri yapıyorlar burada değil mi? Araba kaportası. Evet, şöyle gelelim Nihat abicim. Yavaş yavaş istersen Mustafa abi camimize gitmeden bir senin burayı bir uğrayalım. Ne dersin? Bir bakalım. Hadi bismillah. Burası oğlunun yeri. Bakalım. İşte o dediğim yer. Bak gördüğünüz gibi çok da hijyenik. Bildiğimiz normal otosanayide olan aynı arabaları böyle kaza şey getirdikten sonra kaporta. Arabalar gelip beklediğinde kahve içebiliyorsun. Yani, hani böyle dinlenme yeri var. Hizmette sınır da yok. İnanamazsın ya. Aynı bir hizmet var mı bilmiyorum. Bak. Ya, Mustafa abi söyledi. Oğlu Nihat Bey sistemi getirmişler. Ve arabayı oraya oturtturuyorlar. Oturtturduktan sonra arabanın özel bir kablo sistemi var. İki tane oturup var. Bilgisayara bağlıyorlar ve bilgisayar anladığım kadarıyla burası güzeldi, burası güzelmedi. Buraya biraz daha fazla çekiş vur diyor. Doğru mu söylüyorum? Aynen o şekilde ve gördüğünüz gibi bakın sistem böyle oturtturulmuş. Özellikle burada bakın. Peki bir şey yani söyleyeceğim. Yani bu Türkiye'de var mı bilmiyorum ama böyle bu sistem bence Türkiye'de gelse çok güzel olur. Duymadım.